Şimdi gerçekten İngiltere politikası bu kadar belirsizliğe alışkın değil. Belki de bir 50 yıldır böyle belirsiz bir dönem yaşamıyor. Çok tuhaf bir gündü dün. Çünkü dün öğle saatlerinde bile hükümete mensup bakanlar hala televizyon programlarında tabii ki oylamaya gideceğiz, oylama yapacağız diyorlardı ve son anda başbakanın oylamayı iptal edeceği anlaşıldı. Sonunda çıktı mecliste bir konuşma yaptı bildiğiniz gibi. O konuşmada da kazanamayacağımız bir oylamayı yapmak anlamlı olmayacaktı dedi. Ben gidip yeniden milletvekillerini dinledim, onların kaygılarını anladım. Gideceğim ve güvenceler almaya çalışacağım Avrupalı liderlerden diye konuştu. Fakat bu çok alışılmamış bir şeydi. Büyük tepki çekti. Meclis başkanından bile azar işittiler gerçekten iktidar partisi ve gerçekten bir azınlık hükümeti olan ve 1,5 senedir de bu anlaşmayı kotarmak için büyük zorluklar yaşayan, çünkü partisi de çok bölünmüş bir durumda Muhafazakar Parti. Theresa May itibarı çok büyük darbe aldı. Dün meclis oturumunu izleseydiniz gerçekten onu görebilecektiniz. Kendi partisinin sıralarından bile gülüşmeler yükseliyordu konuşmasını yaparken. Şimdi bugün devam ediyor görüşmeler, tepkiler devam ediyor. Kamuoyunda bu belirsizliğe büyük bir tepki var. Bir türlü bir anlaşma sağlanamıyor. Çünkü muhalefet hem iktidar partisi kendi içinde Avrupa konusunda farklı farklı damarlar bölünmüş durumda. Bu nedenle hatta dün mikrofon tuttukları kamuoyundan sokakta bir insan şöyle söyledi. Ya gerçekten keşke bu Brexit oylaması hiç yapılmasaydı. Keşke 3 yıl öncesine geri dönebilseydik. Doktor Who'da olduğu gibi, bu çok sevilen bir televizyon dizisi biliyorsunuz.